Doçent Doktor Ömür Kasımcan, beyin ve sinir cerrahisi uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Bugün beyin tümörlerinden bahsedeceğiz. Hocam, beyin tümörü olup olmadığını nasıl anlarız? Ne tür belirtiler verir beyin tümörü? Kısaca bunları bize anlatır mısınız? Şimdi beyin tümörlerinin yaygın en bilinen semptomları aslında baş ağrısı, bulantı, kusma şikayetidir. Ama bunun yanında bulunduğu yere göre, kitlenin yapmış olduğu basıya bağlı olarak bir takım değişiklikler ortaya çıkar. Mesela kişisel değişiklikler ortaya çıkar, kişilik bozukluğu ortaya çıkar. Siz normalde hoş sohbet, muhabbet, iyi bir kişi olarak bildiğiniz birisi birden böyle agresif, değişmeye başlar. Daha çok argo kelimeler kullanılan, normalde olmayan bir davranış paterne girer. Bunun yanında görme bozuklukları olabilir. Hasta gelir mesela, der ki ya hocam, ben eskiden çok güzel görüyordum ama şimdi sanki at gözlüğüyle bakıyorum. Böyle dar bir alandan ya da bir pinholden bakıyorum der. Ya da konuşma bozukluğu meydana gelebilir. Ya da hasta dengesizlikten şikayetçi olur. Bunun yanında bazen hasta der ki hocam, benim eskiden kol kuvvetim çok iyiydi ama şimdi kolumu kullanırken ağrısı sızısı yok ama sanki kendiliğinden düşüp gidiyor. Güçsüz. Kuvvetsizlik, güçsüzlükten bahsedebilir. Ya da halk arasında çok yaygın olarak bilinen, sara nöbeti olarak tanımlanan epileptik nöbetle gelebilir size. Şimdi siz böyle söylerken bu epileptik nöbete kadar şöyle gidiyordum. Ben herhalde tek başıma değilim bu konuda. Ya İstanbul'da özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanlar olarak böyle bir son dönemde özellikle çok stresli ve çok gergin. Çok böyle kolay kolay bazı şeylere dayanamayan, işte tepki gösteren insanlar haline geldik. Yani evet. O noktaya kadar gerçekten hani hepimizi tanımlıyor, bir şekilde tanımlıyorsunuz. Olduk. Aynen evet. Öyle. Ve böyle bu konuda benim yanlış da değildir inşallah. Ebru Gündeş'in bir sahnesi var aklımda. Onun evet. Galiba çünkü bir galiba albüm tanıtımı sırasında kameralar tabii, ona dönükken bir anevrizma kanaması geçirdi. Aynen, fenalaşmasıyla gerçekleşmişti o galiba. O çok dramatik bir şeydir. Hayat kurtarıcı da bir şeydir evet. Aslında bu. Bizim hastalarımızın büyük bir kısmında evde kimse yokken aniden ortaya çıkar ve ciddi bir kanamadır. İnsan hayatında olabilecek en önemli şey. Kanamalar mıdır mesela? Orada bir damarsal patoloji vardı. Anevrizma dediğimiz bir beyin damar baloncuğu patlamış ve ona bağlı Ebru Hanım bir sıkıntı yaşamıştı. Ama şanslıydı ki hemen müdahale edildi. Aynen, doğru. Şimdi böyle mesela yine kusuruma bakmayın. Ben böyle hastalık hastası bir aileden geliyorum çünkü. Öyleydi dedem. Yani benim her hastalık mevcut olduğunu düşünüyordu kendisine. Kendisiyle böyle uzaktan dalga geçerken kendim de kendisini dinleyen bir insan haline geldim. Yani tamam. Kendimi uzaklaştırmaya çalışıyorum ama böyle mesela aşırı bir baş ağrısı. İşte atıyorum ama şiddetli, yani dayanılamayacak şekilde bir baş ağrısı, böyle arkasından kusma baş ağrısıyla kaynaklı bu gibi böyle tepkimeler falan olduğu zaman ben böyle hemen internette, çok affedersiniz ama beyin tümörü ilk aradığım şey genelde o oluyor yani, evet, açıkçası. Maalesef ki bizim hastalarımızın büyük bir kısmı da aslında bize araştırıp geliyorlar. Ama gerçekten şiddetli bir baş ağrısı varsa, kusma varsa, beraberinde bir dengesizlik, unutkanlık ya da şuur değişikliği, böyle bir sallantı durumu varsa mutlak surette doktorum, bunu incelemek ve doktora gitmekte fayda var. Peki böyle bir hasta size geldi, hüsnü kuruntu mu yoksa gerçek mi olduğunu nasıl anlıyorsunuz? Ya şimdi gerçek hasta kendini çok net belli ediyor çünkü direkt şikayetini söylüyor ve detay hiçbir bulguyla aslında uğraşmıyor. Ama hüsnü kuruntu olduğu zaman biliyorsunuz ki o hasta şikayetin haricinde sizinle bir sürü şey konuşuyor. Ailesini anlatıyor, çocuklarını anlatıyor, baş ağrısına neden olan bir sürü sebebi anlatıyor ama şikayetiyle ilgili bir şeyi paylaşmıyor. Tabii daha sonrasında asıl önemli şey muayene bulguları. Yani muayene bulgularımız çok net bir şekilde bize yön gösteriyor. Hastada herhangi bir bulgu var mı yok mu? Bunun neden olabilecek bir kitle var mı? Bunu düşündürecek bir muayene bulgusu var mı? Onu gözden geçiriyorsunuz. Bir diğer şey de tabii bir aşama sonrası yapılan radyolojik tetkikler. Radyolojik tetkikler son dönemde bizim elimizi o kadar kolaylaştırdı ki özellikle MR ve tomografi, tabii ki röntgeni unutmamak lazım. En basit ve en temel inceleme yöntemimiz ama MR'dan sonra biz çağ atladık.
bir kitlenin, eğer bir kitle varsa, yerleşim yerini, yaptığı değişiklikleri, derinde mi yerleşti, değerli bir bölgede mi, hastanın şikayetini açıklıyor mu, ya da biz buna bir cerrahi planlayacaksak nasıl bir yoldan bu cerrahi yapmamız lazım, bunların hepsini bize çok net bir şekilde gösteriyor. Hatta bir aşama üstü fiber traktografi dediğimiz, yani beyindeki yolakları böyle aynı bir elektrik kablosu gibi lif lif gösteren incelemeyi yaptığınızda, bu liflere tümör dokusu giriyor mu, onu itmiş mi, cerrahide nereye kadar buna gideceksiniz ya da hiç dokunmayacaksınız, onlara karar verebiliyorsunuz. Ömür Hocam, ben Parkinson hastalarında da sizin cerrahi yaklaşımlarda bulunduğunuzu duydum. Evet. Parkinson hastalarına ne yapıyorsunuz tam olarak? Aslında Parkinson hastalarına nörolojinin ilgi alanı. Fakat nörolojinin takibinde olup ilaç tedavisine cevap vermeyen ya da kullandığı ilaçları artık o kadar yüksek dozda alıp da kullanamayacak hale gelen ya da ilaç kullanımı ile ilgili çok ciddi problemi olan hasta grubunda derin beyin stimülasyonu ya da halk arasında beyin pili olarak bilinen cerrahi işlem yapılabiliyor. Bu hastalarda özellikle doğru karar verdiğinizde, uygun cerrahi ile ve doğru zamanda iyi sonuçlar alabiliyorsunuz. Ancak bu kararı verirken nöroloji, beyin cerrahi ve psikiyatrinin ortak davranması gerekiyor. Çünkü hastada ağır bir depresyon varsa yapacağınız cerrahi işlem depresyonu daha da derinleştirebilir. Ya da hasta ilaçlarını düzenli kullanmıyordur. Belki iyi bir değerlendirme ve nörolojinin vereceği ilaçlarla düzene girecekken gereksiz bir cerrahi işlem yapabileceksiniz. Bunun için özellikle biz 3 branşın ortak değerlendirmesi sonucunda uygun hastalarda derin beyin stimülasyonunu uyguluyoruz. Peki bildiğimiz klasik şeylerin, cerrahinin dışında özellikle beyin tümörlerinde yeni cerrahi girişimler var mı? Siz neler uyguluyorsunuz? Evet, aslında mikroskobun bizim alanımıza girmesiyle biz çağ atladık. Burada Gazi Yaşargil Hoca'yı anmak lazım. O gerçekten mikrocerrahide çok emeği var. Ama sonrasında yeni gelişen mikroskoplarla bir takım şeyleri daha iyi incelemeye başladık. Mesela şu anda ameliyat öncesi ya da ameliyat sırasında bir takım özel ilaçlar vererek tümör dokusunu boyayabiliyorsunuz. Bunu boyadığınız zaman mikroskopta bir filtre ile baktığınızda tümör dokusunu tamamen farklı bir renkte görüyorsunuz ve sağlam dokuya dokunmadan tamamen tümörü çıkartabiliyorsunuz. Ya da ameliyat sırasında ve öncesinde planlamada biz bir navigasyon cihazı kullanıyoruz. Aynı arabalardaki navigasyon gibi. Ama bu bize ne sağlıyor? Daha kısa bir insizyonla, daha kısa bir yoldan en güvenli aralığı kullanarak tümöre ulaşmayı sağlıyor. Ha, bu yetiyor mu? Bu da yetmiyor. Diyorsunuz ki ameliyat sırasında acaba ne kadar kitle çıkardım ve bu kitleyi çıkardığım miktar yeterli mi? O zaman ameliyat sırasında MR ya da tomografi ya da ultrasonu kullanıyorsunuz. Ve böylece hasta açısından en güvenli, en geniş rezeksiyonu yapabiliyorsunuz. Evet, ben bütün soruları sordum. Alacağım cevapları da aldım. Benim var, daha var. Var mı? Ama süremiz yani, bitti. Tabii, tamam. Sonra programdan sonra gene sorular sormaya devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz.